İzmir'in Sesi, İlk Ses TV ekranlarından herkese günaydınlar efendim. Bugün 14 Eylül Çarşamba. Hafta içi her gün saatlerimiz 9.30'u gösterirken yerel gazete manşetleriyle karşınızda olacağız. Sokaktan esnafa, tarımdan politikaya, kent gündemine dair ne varsa hepsini bu stüdyoda sizlerle paylaşacağız. Değerli izleyicilerimiz, birinci sayfa başlıyor. Öncelikle gazetemiz İlk Ses gazetesinin manşetindeyiz. Bugün manşette benim özel bir haberim var. Yaklaşan kış mevsimiyle birlikte kömür ve soba fiyatlarındaki satışlara yer verdik. Kaçak kömür hem cebe hem havaya zarar. İzmir Kömürcüler Odası Başkanı Mustafa Düzyol, artan soba satışlarına vurgu yaparak piyasada satılan kaçak kömürün hem cebe hem de havaya zarar vereceğini vurguladı. Kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte yurttaş soba mı kullansak yoksa doğalgaza devam mı kararsızlığını yaşamaya başladı. İzmir Kömürcüler Odası Başkanı Mustafa Düzyol soba satışlarında %50 oranında artış yaşandığını ifade etti. Düzyol, Nisan ayından beri kaliteli ve sağlıklı kömürün piyasada yer almadığını söyledi. Vatandaşların kaçak kömüre mecbur bırakıldığını aktaran Düzyol, önümüzdeki süreçte bu durum hava kirliliğini ciddi oranda arttıracaktır. Zam sadece yurttaşın cebini değil, havayı da kirletecek ifadelerini kullandı. 2021 Eylül ayının listesini de bizlerle paylaşan Başkan Düzyol, son olarak o dönem kömür 1320 liraymış, şu an 5500 lira. Ama daha kötüsü kömür yok. Şu an İzmirli tehlike altında, yarın öbür gün kaçak kömür soluyacağız ifadelerini kullandı. Esnaf sefa yeni gün ise doğalgaz son birkaç senedir çok pahalanınca sobaya dönüş başladı. Bu sene sobaya daha çok rağbet olacak. Dükkanlarımızda bir hareket var. Hani bir söz var ya, efsane geri döndü diye, sobalar hakikaten geri döndü diyerek zamlar nedeniyle rağbetin arttığını söyledi. Dün bu haberi yaparken hem Başkan Mustafa Düzyol'dan hem de esnaftan görüş aldım, soba satıcılarından. Elbette soba satıcılarımız çok memnun çünkü her geçen gün artan elektrik faturaları vatandaşımızı zaman gösteriyor ki bu kış mevsiminde de doğalgaza yönlendirecek ve henüz kış mevsimine girmeden soba satışlarının çok fazla arttığını söyledi görüşlerine yer verdiğimiz esnafımız. Başkan Mustafa Düzyol ise bu söylenenlere farklı bir yorum katarak hava kirliliğini ele aldı. Artık kaliteli kömürün ne yazık ki piyasaya sürülemediğini, zaten öncesinde piyasaya sürülen kömür Soma kömürüymüş. Fakat artık Soma kömürü Nisan ayından beri ne yazık ki vatandaşlarımıza sunulamıyor. Kaçak kömürler sunuluyor ve biz bunların farkında değiliz. Bu haber aracılığıyla vatandaşlarımızı da bilgilendirmiş olalım. Kaliteli kömür üretimi hava kirliliğine de engel olacak. Umarım bu sene temiz bir hava soluruz. Ve ikinci manşetimizdeyiz. Gıda enflasyonu gittikçe artıyor demiş muhabirimiz Nurettin Baki. Nurettin'in dün ilk yayını gerçekleşti. Kendisi Ziraat Yüksek Mühendisi Ferdan Çiftçi'yi konuk olarak aldı. Gıda enflasyonu gittikçe artıyor demiş Nurettin. İlk Ses TV'nin Tarımın İçinden programına konuk alan Ziraat Yüksek Mühendisi Ferdan Çiftçi, artan girdi maliyetleriyle birlikte gıda enflasyonunun artışına dikkat çekti. Tarım alanında İzmir ve Türkiye'de uzun yıllardır hizmet veren TUMOP Ziraat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanlığını da 5 dönem boyunca başarıyla yapmış olan Ziraat Yüksek Mühendisi Ferdan Çiftçi, İlk Ses TV ekranlarında Nurettin Baki'nin hazırlayıp sunduğu Toprağın İçinden programının konuğu oldu.
Artan girdi maliyetleriyle birlikte gıda enflasyonunun artışına dikkat çeken çiftçi, kış mevsiminin zor geçeceğini belirtti. Nurettin'in her hafta yapacağı program aracılığıyla tarım alanında neler yaşanmış, ne gibi projeler gerçekleşmiş, daha doğrusu tarıma dair her şeyi sayesinde öğrenmiş olacağız. Onu da takip etmeyi unutmayın. İlk Ses gazetesinde yer alan diğer önemli haberlere de yer vermek istiyorum. Değerli izleyicilerimiz, biliyorsunuz ki dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesini sizlere müjdeledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesini tanıttı. Erdoğan, 500 bin konut, 250 bin arsa ve 50 bin iş yeri bittiğinde 3 milyon 750 bin insanımızı daha güvenli yaşam alanına kavuşturmuş olacağız dedi. Çok ciddi bir rakam bu, 3 milyon 750 bin. Umarım bu zor zamanlardan geçen vatandaşlarımız için bir can suyu olur bu haber. Tabii gerçekleştiği takdirde. Çok güzel bir haber aldık dün hepimiz, gerçekleşmesi temennisiyle. Ve Özkan Pek Çalışkan'ın haberi, kendisi dün bir gündeme gitti. Hepimiz aynı gemideyiz demiş Pek Çalışkan. Sektör temsilcileriyle İzmir'de bir araya gelen Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Cavit Erkılınç, hepimiz aynı gemideyiz, bu geminin yürümesi için ortak hareket etmek durumundayız ifadelerini kullandı. Ve diğer bir müjde haberdeyiz. İzmir Şehir Hastanesi Şubat'ta açılacak. Geçtiğimiz günlerde İzmir Şehir Hastanesi'ne dair de çok fazla haber yapıldı. Şehir efsanesi mi denildi? Ve bu haberle şehir hastanesi, İzmirlilerin şehir hastanesine artık kavuşacağını öğrenmiş olduk. Haberde şu ifadeler yer alıyor. İzmir Şehir Hastanesi'nin Ekim ayında bitirilmesi 2023 Şubat ayı sonuna kadar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla hizmet vermeye başlaması planlanıyor denilmiş. Değerli okuyucularımız, bugün size güzel haberler vermeyi planlıyorum. Çünkü dün gelen yorumlarda çok fazla iç karartıcı haberleri sunduğumuz söylendi ama ne yazık ki elimizden gelen hiçbir şey yok. Biz de yapılan, yazılan haberleri okumak durumundayız. Türkiye bu haldeyken olumlu haberler vermemiz de şu an için çok mümkün görünmüyor. Ama bugün güzel gelişmeleri sizlerle paylaşacağız. Çeşme Belediyesi bir müjde vermiş. Çeşme Festivali yıllar sonra geri dönüyor denilmiş. Türkiye'nin efsane müzik festivalleri arasında yer alan Çeşme Festivali, müzik ve kültür duraklarıyla yeniden hayata geçiyor. Çeşme ile alakalı çok fazla haberler yaptık. Özellikle son yıllarda turizm adına ilçede yaşanan gerileme birçok gazetenin gündemindeydi geçtiğimiz zamanlarda. Umarım bu tarz festivallerle, bu tarz renkli etkinliklerle Çeşme yeniden ihya olur ve hak ettiği noktaya gelir. İlk Ses gazetesindeki önemli haberlerimizi sizlerle paylaştık. Şimdi 9 Eylül gazetesindeyiz. 9 Eylül gazetesi demin söylediğimiz konuyu manşetine taşımış. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konut müjdesini, dar gelirliye konut müjdesi denilmiş. Ve Tunç Soyer'in sanatçılardan aldığı desteğe de yer verilmiş. Yazar, sanatçı, gazeteci ve aydınlardan Tunç Soyer'e destek geldi. 38 imzanın bulunduğu açıklamada asıl korkuları Atatürk'e, Cumhuriyet'e, Türkiye'mizin aydınlığına, susamışlığına denildi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in 9 Eylül kutlamaları sırasında söylediği sözler üzerine başlayan tartışmalara siyasetçilerden sonra yazar, sanatçı, gazeteci
ve aydınlar da katıldı. Atol Behramoğlu, Orhan Aydın, Bedri Baykam, Müjdat Gezen gibi isimlerin imzasıyla yapılan açıklamada düşman zırhlısıyla kaçan bir zavallıyı ve benzerlerini ecdat olarak görmek onlara yakışır. Asıl korkuları Atatürk'e, Cumhuriyet'e, Türkiye'mizin aydınlığa susamışlığına, kurtuluşumuzun bütün ülkedeki 100 yıl kutlamalarının coşkusuna ve görkeminedir denildi. Sözlerini ele almış 9 Eylül gazetesi. Ve Haber Express gazetesindeyiz. Haber Express gazetesinin manşetinde de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İzmir'e dair, hatta Türkiye'ye dair müjdesi yer alıyor. Ve AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli'nin bir takım açıklamalarına yer verilmiş Haber Express gazetesinde. İzmirliler keşke demeye başladı başlığını atmış gazete. AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, Vefa Buluşması programı kapsamında partililerle bir araya geldi. İzmir'de yaşayanların CHP'nin hizmetinden memnuniyet duymadığını savunan Sürekli, sorunlar İzmirlilerin boyunu aştı. Bugün keşke deme noktasına geldilerse bizlerin sorumluluğu da artıyor demektir. Bunu unutmamalıyız diyerek bir basın açıklaması gerçekleştirmiş dün kendisi. Ve Bayraklı Belediyesi'nden çok güzel bir haberi sizlerle paylaşmak istiyorum. Bayraklı'da öğrencilere kırtasiye desteği. Bayraklı Belediyesi öğrencileri bu eğitim öğretim yılında da yalnız bırakmadı. İhtiyaç sahibi aileleri tespit eden belediye ekipleri 3000 öğrenciye kırtasiye seti dağıtmaya başladı. Başkan Sandal, Bayraklı'da eğitimde sıkıntı yaşayan çocuğumuz kalmayacak dedi. Bayraklı Belediyesi gerçekten eğitim anlamında çok fazla destekte bulunan bir belediye. Yeri geldi, biz de desteğe ihtiyaç duyan ailelerden, çocuklardan bahsettik ve bu noktada Bayraklı Belediyesi'nden çok fazla yardım eli uzatıldı. Onlar sayesinde haberlerde yer verdiğimiz birçok öğrenciye gerek tablet, gerek kıyafet anlamında yardımlar yapıldı. Buradan programımız aracılığıyla Bayraklı Belediyesi'ne tekrardan teşekkür ediyoruz. Belediyelerimizin, diğer belediyelerimizin de aynı desteği kendi vatandaşlarına yapması dileğiyle, ben inanıyorum ki her belediye sokak sokak gezip gerçekten bu aileleri tespit ederse en azından yerel bazda birçok insana el atmış oluruz deyip Karar Gazetesi'ne geçmek istiyorum. Biraz ulusallara da bakalım yerelden ziyade. Karar Gazetesi vatandaşların son zamanlarda yaşadığı, bizlerin de yaşayıp ciddi eleştiriler aldığımız bir taciz haberine yer vermiş. 0850 numaralar vatandaşları bezdiriyor. Cepte tacizi durdurun başlığını atmış Karar Gazetesi. Cep telefonlarına sürekli gelen tanıtım SMS'lerine karşı başlatılan düzenleme istenen sonucu vermezken 0850 numara rahatsızlığı da arttı. Vatandaşlar sık sık gelen aramalarla rahatsız edildiklerini dile getirdi. Büyüyen tepki sosyal medyadaki şikayetlere de yansıdı. Vatandaşlar bir numarayı engelliyoruz, başka numaradan arıyorlar. 0850 telefonların tacizi ne zaman bitecek paylaşımları yaptı. Önleyici tedbir alınması için çağrıda bulunuldu demiş. Eminim ki son zamanlarda birçok vatandaşın yaşadığı ciddi problemlerden biri bu. Taciz ne yazık ki hayatımızın her alanında var ve şimdi de bu yolla bunu gerçekleştirmeye başladılar. Umarım önüne geçilir. Buradan yetkililere de seslenmiş olalım. Bir an önce bu tarz telefonların, bu tarz tacizlerin önüne geçilmesini istiyoruz. Karar Gazetesi'nin bir diğer haberindeyiz. 3 şehir, 3 kadın, 3 büyük acı başlığı atılmış. Türkiye'de yılbaşından bu yana 285 kadın katledildi. Yine 3 ildeki kadın cinayetleri yürekleri yaktı.
Adana'da bir çocuk annesi Ezgi Deler, dini nikahla birlikte yaşadığı Rasıl S. tarafından dövülerek öldürüldü. Erzincan'da da iki çocuk annesi Handan Ö. hakkında uzaklaştırma kararı bulunan kocası Ahmet Ö. tarafından 20 bıçak darbesiyle katledildi. Muğla'nın Fethiye ilçesinde ise 77 yaşındaki Fethana İlde'nin cansız bedeni devlet su işlerine ait sulama kanalında bulundu denilmiş. Umarım böyle haberleri sizlere bir daha hiç vermeyiz. Temennimiz bu yönde. Ve Karar Gazetesi'nin bir diğer haberindeyiz. Ekonomiye son uyarı fabrikadan. Yüksek enflasyon, yüksek kur, düşük faiz sarmalının ekonomideki olumsuz etkisi genişliyor. Otomotiv, beyaz eşya, konut gibi lokomotif sektörlerde duranlaşmanın ardından Temmuz'da 600 bin kişinin işini kaybetmesi çarkların yavaşladığını gösterdi. Sanayi üretiminin aylık %6.2 düşüşle son 25 ayın en sert gerilemesini kaydetmesi ise durgunluğun son sinyali oldu. Uzmanlar şirketlerin küçülmeye gitmesiyle birlikte yavaşlamanın yeni bir işsizlik dalgasına yol açabileceğini belirtti demiş Karar Gazetesi. Ve Ticaret Gazetesi'ndeyiz. Ticaret Gazetesi, ayçiçek alım fiyatı 12 TL'den devam edecek başlığını atmış. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, Konya Mevlana Kültür Merkezi'nde düzenlenen Gençler Tarım ile Buluşuyor programında ayçiçeği alım fiyatını 12 TL kilogram üzerinden devam ettireceğini açıkladı. Kirişçi, özellikle ayçiçeği ile ilgili tabii ki %35 civarında arz açığı olan bir ürün ve biz kendi üretimimizi de destekliyoruz. Son günlerdeki fiyat düşüşü belli ki üreticilerimizi mutsuz etmiş. Bunun telafisi için de alım fiyatlarını 12 TL kilogram üzerinden devam ettireceğiz dedi. Ve Ticaret Gazetesi'nin bir diğer önemli haberindeyiz. Fındıkta fiyat düşüklüğünün nedeni talep yetersizliği başlığını atmış Ticaret Gazetesi. Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Sabır, fındık fiyatının düşük seyretmesine ve 2022 yılı fındık sezonuna ilişkin açıklamada bulundu demiş. Fındık fiyatının düşük seyretmesinin ana nedeninin talep yetersizliği olduğunu söyleyen Sabır, eğer doğru analiz etmezsek sonraki sezonlarda daha da fazla problemler yaşayabiliriz. Fındık sektörü, üreticisi, manavı, kırma tesisleri ve ihracatçıları ile beraber hep yekün aynı gemidedir. Bir tanesinin ayağı tökezlerse hepsinde hissedilir. Bugün piyasamızda yaşanan sorunların ana nedeni talepsizliktir dedi. Aslında her alanda böyle değil mi? Değerli izleyicilerimiz, Yeni Gün gazetesinin manşetindeyiz. Muhabir Fadime Altanhan çok güzel bir habere imza atmış. Bizlerin de sık sık dile getirdiği konulardan biri sorunlu eğitim. Sorunlu eğitim bu yılda sorunlu başladı. Eğitimsen'in hazırladığı raporda depreme dayanıksız okullar, imam hatipler boş olmasına karşın kalabalık sınıflar, velilerden istenen ücretler öne çıkıyor demiş muhabir Fadime Altanhan. Haberin şöyle içeriğine de yer vermek istiyorum. İzmir'de 738 bin öğrenci, 56 bin öğretmen için çalan 2022-2023 eğitim öğretim yılı zili çok sayıda sorunu gün yüzüne çıkardı. Yanlış politikalar nedeniyle eğitim ve öğretimdeki sorunların derinleştiğini kaydeden Eğitimsen İzmir Altınoğlu Şube Başkanı Bülent Karataş, İmam Hatip okullarında boş derslikler var ama Yık Yap projesindeki yıkılan 122 okuldan sadece 17'si yapıldı. Güçlendirme çalışması yapılacak 26 okuldan 3'ü güçlendirildi. Deprem mağduru onlarca okul birlikte eğitim yapıyor. Konteyner okulda eğitim yapılıyor diye konuştu. Eğitimsen İzmir Birnoğlu Şube Başkanı Necip Vardal da
yüzün üzerinde okulun yeniden inşa edilmesi ve tadilat görmesi gerekiyor. Buralardaki öğrenciler başka okullara yerleştiği için ikili eğitim söz konusu, devre değişiminde yeterli hijyen sağlanamayacak dedi. Değerli izleyicilerimiz, bu tarz haberler bana Gabriel Garcia Marquez'in Kırmızı Pazartesi kitabını hatırlatıyor. Sadece eğitim alanındaki haberler değil aslında. Vatandaşa yönelik, gençlere, çocuklara yönelik yapılan birçok haberi okurken bu kitap aklıma geliyor. Yakın zamanda bir cinayet işlenecek. O cinayetin kimler tarafından, ne şekilde, nasıl işleneceği herkes tarafından biliniyor. Ancak ne yazık ki bunu engellemek için, bu cinayeti engellemek için hiçbir önlem alınmıyor. Sürekli olumsuzluklarla karşılaşıyoruz. Sürekli bu olumsuzlukları dile getirmeye çalışıyoruz medya kuruluşları olarak. Ama ne yazık ki önleyemiyoruz. Umarım önüne geçeriz. Umarım yani bu tarz olayların, bu tabiri caizse işlenecek olan cinayetleri, evet biz biliyoruz neler yaşanacağını, ama umarım topyekün hepimiz sesimizi çıkarır, en azından buradan sesimizi duyururuz ve bir an önce çözüm getirilmesine destek oluruz. Ve Yeni Gün gazetesinin bir başka haberindeyiz. Kamu eczacıları adalet istiyor demiş Yeni Gün gazetesi. Kamuda görev yapan eczacılar sağlık hizmetlerinde çalışanların haklarına yönelik iyileştirmelerde kapsam dışı tutulmalarına karşı adalet arayışına girdi. İzmir Eczacı Odası Başkanı Sayılkan, hekim arkadaşlar için yapılan bu uygulama doğrudur. Adalet terazisinde ona uygun kriterler konulmalıydı demiş yine aynı muhabirimiz Fadime Altanan. Ve Yeni Gün gazetesinin bir başka haberindeyiz. Egeat Almanya'yı yakın markaja aldı demiş Yeni Gün gazetesi. Türkiye'nin açık ara en önemli ekonomi ortağı Almanya ile Egeat ilişkilerini arttırma kararı aldı. Egeat iş dünyası bu yılın ziyaret listesine aldığı ülke hakkında Almanya'da iş yapmak başlıklı toplantı düzenleyerek ziyaret öncesi ticaret, yatırım ve iş imkanlarını değerlendirdi. Şimdi sıra İz Gazete'de. İz Gazete 100. yıl avukat spor oyunları valilik kararıyla engellendi. Spora da barikat başlığını atmış. Sürdürdükleri her mücadelenin karşısına bir barikat çıkarılan İzmir Barosu bu kez de düzenleyecekleri avukat spor oyunlarının İzmir Valiliğince yasaklanmasının şokunu yaşadı. İzmir Baro Başkanı Özkan Yücel, Türkiye'nin tepesindeki tek adam anlayışı illerdeki yönetim biçimlerine de etki etmiş yorumunda bulundu. Türkiye'de bulunan barolara bağlı 1200 avukatın katılımıyla İzmir'de yapılması planlanan 100. yıl avukat spor oyunlarına valilik kararıyla yasak getirildi. Spor oyunlarına daha önceden İzmir Valiliğinden alınan izinle İzmir Spor İl Müdürlüğü tarafından onay verildiği, Türkiye genelinden gelecek olan avukatların uçak biletlerinin alındığı ve otel rezervasyonlarının yapıldığı öğrenildi. Gerekli tüm izinlerin alınmasına rağmen verilen yasak kararı şaşkınlık yaratırken yapılan hazırlıklar ise boşa gitti. Konuyu değerlendiren İzmir Baro Başkanı Özkan Yücel sert sözlerle İzmir Valisi Yavuz Selim Köşker'e yüklendi. Yücel baroya bir açıklama yapılmadığını belirtti. Kamusal hizmeti yerine getiren insanların böyle keyfi, gerekçesiz biçimde bir faaliyeti engellemesi kabul edilemez dedi. Bilge Can Ünbal'ın haberini de sizlerle paylaşmış olduk bu yolla.
Değerli izleyicilerimiz, bir önceki programımızda da Tunç Soyer'in 9 Eylül etkinliklerinde yaptığı konuşmaların çok fazla tepkiye, yani iktidar kanalında çok fazla tepkiye neden olduğunu belirtmiştik. Ve bugün Yeni Bakış gazetesi tekrardan konuyu gündeme getirmiş. Başkan Soyer'in 9 Eylül konuşmasına yapılan eleştirilere karşılık Vahdettin ve damat Ferit ne yapmışlar? İngiliz zırhlılarına binip gitmişler. Osmanlı'da, bizim cumhuriyette, bizim ancak onların yaptıkları unutulmamalı diye konuştu. AK Parti Grup Başkan Vekili Özgür Hızal, Soyer'in 9 Eylül kutlamalarında yaptığı konuşmanın İzmir'in kurtuluşuna gölge düşürdüğünü belirterek Osmanlı'yı eleştirirken Yunan'dan bir kelime dahi bahsetmediniz eleştirisi getirdi. Başkan Tunç Soyer, hain Vahdettin vatanını terk etti. Osmanlı'da bizim, cumhuriyette bizim, Vahdettin, damat Ferit Paşa gibi vatan hainlerinin çektirdikleri acı, ızdırap asla unutulmaz. Bunları birbirine karıştırmamak gerekiyor diye konuştu. Piri Reis, Mimar Sinan, Barbaros Hayrettin Paşa, Selçuklu'ya, Sümerlere kadar hepsi bizim atamız diyen Başkan Soyer, vatan hainleriyle vatan kahramanlarını ayrıştırmak lazım. Eğer ikisini aynı yere koyarsanız şehitlerin ruhunu incitirsiniz dedi. Tunç Soyer'in bu açıklamaları özellikle kent gündemini uzun bir süre meşgul edecek gibi görünüyor. Ve Yeni Bakış gazetesinin bir diğer haberindeyiz. Sercan Özipekçi, eğitimin bedeli 3'e katlandı başlığıyla karşımızda. 2022-2023 eğitim yılı dönem başı değerlendirme raporuna göre eğitim bedeli 3 kat arttı. Eğitimsen Altınoğlu Şube Başkanı Bülent Karakaş, İlkokul 1. sınıfa başlayacak bir öğrenci için zorunlu ihtiyaçların 2840 TL'ye ulaştığına dikkat çekerek kayıt parası, zorunlu bağış bu rakamın içinde değil, kırtasiye harcamaları da pahalılaştı demiş. Değerli izleyicilerimiz, Yeni Bakış gazetesinden bir haber daha okumak istiyorum. Önemli gördüğüm haberleri sizlere sunmak için. İki belediyeci için hapis sistemi. İzmir'de 30 Ekim 2020'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde 36 kişinin hayatını kaybettiği Rıza Bey Apartmanı'nın yıkılmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında iki belediye görevlisi hakkında iddianame hazırlandı denilmiş. Yeni Bakış gazetesini sizlerle paylaştık. Son olarak Ege Telgraf gazetesinin manşetindeyiz. Ege Telgraf gazetesini sona bırakmak istedim. Güzel bir haberle kapatmak için. Çorba bahane, iyilik şahane demiş Ali Ekrem kulağı duymaz ve Tolga Yaman. İki muhabirin birlikte hazırladığı haberin içeriğinde şunlar yer alıyor. İzmir'de ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşan Sokak Çorbacıları Yardımlaşma Derneği üyesi bir avuç gönüllü insanı evsizlerin ve yoksulların kara gün dostu olmaya davet devam ediyor. İzmir'de öğrenciyken yaptığı çorbaları evsizlere dağıtmak için yola çıkmıştı Sibel Aslan. Geçtiğimiz yıllarda aramızdan ayrıldı ancak yaktığı kıvılcım büyük bir iyilik ateşine dönüştü. Sibel'in hikayesini devam ettiren ailesi ve arkadaşlarının kurduğu Sokak Çorbacıları Derneği hizmetleriyle örnek oluyor. Dernek yönetiminden Faruk Türkmen, amacımız çorbayı iletişim aracı olarak kullanıp evsizler başta olmak üzere dezavantajlı insanlarla iletişim kurmaktır dedi. Rotalarının Basmane, Alsancak ve Konak civarı olduğunu söyleyen Türkmen, bu evlerde yaşayanlar gizli evsiz olarak gördüğümüz insanlar. Gizli evsiz demek her an evsiz kalabilecek durumda olan, çok zor şartlarda yaşayan kişi demek.
Amacımız onlara ulaşmak. İsteyen herkesi bizi sosyal medyadan takip edip dağıtım günlerimizde aramıza gönüllü olarak katılabilir. Bağış ve sponsorluk sayfamızdan malzeme ve maddi destekte bulunabilirsiniz diye konuştu. Arkadaşlar çok güzel bir habere imza atmışlar. Bahsettikleri yer Sokak Çorbacıları Yardımlaşma Derneği Kapılar semtinde yer alıyor. Ben de birkaç kez oradan geçerken sokak çorbacılarının yani binanın inşa edildiği güne denk gelmiştim. Kendileriyle geçmiş yıllarda bir haber yapmıştım. Gerçekten çok faydalı bir dernek. Buradan da onları tanıtmış olalım. En azından yardıma muhtaç olan kim varsa yakınımızda, çevremizde ya da tanıdığımız onları bu derneğe yönlendirebiliriz diye düşünüyorum. Değerli izleyicilerimiz, bugünkü programımızın da sonuna geldik. Fakat yayını bitirmeden önce şunun duyurusunu yapmak istiyorum. Yarın İzmir Kömürcüler Odası Başkanı Mustafa Düzyol konuğumuz olacak. Aslında bugün kendisini davet etmek istiyorduk. Fakat şehir dışında olduğu için gelemedi. Yarın yine bu saatte kendisi stüdyomuzda olacak. Kendisine iletmek istediğiniz soru, sorun ne varsa iletişim adreslerimiz üzerinden bizlere iletebilirsiniz. Yarın sizler adına soruları yönlendirip cevabını aktaracağız. Bizleri dinlediğiniz için, bu saatte ekran başında olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Yarın yine aynı saatte buluşmak üzere. Sağlıcakla ve haberle kalın. İyi günler diliyorum.